Çorum'da kurak geçen kış sezonunun ardından baharla yağışların artması çiftçilerin yüksek rekolte için umutlarını artırdı. Geçmiş yıllarda da geçen sene biraz daha önceki yıllara nispeten yağmurlarımız boldu. Çiftçimizin yüzü gülmüştü. Yalnız geçen sene güz sezonu, halk tabiriyle güz sezonunda yağışlarımız olmadı. Bahar sezonumuzda kış mevsimi adeta kurak geçti. Burada çiftçilerimiz o sebeple bir mağduriyet yaşamaktadır. Şükürler olsun. Gelecek başka ürünlerimiz var. Ne var? Şeker pancarımız var. Peşinde ayçiçeğimiz var. Nohutumuz var. Mercimeğimiz var. Bu gibi ürünlerde de yağmurun yağması çiftçinin yüzünün güldüreceğini düşünüyorum. Bu manada da Rabbime şükrediyorum. Çorumumuzda biraz önce dedim hububat ve yeşil aksamlı ürünlerimiz vardır. Örneğin buğdayda 9. sıradayız. Arpada 7. sıradayız. Ayçiçeği üretiminde 6. sıradayız. Çeltik üretiminde 5. sıradayız. Fi üretiminde 4. sıradayız. Nohut üretiminde ülke genelinde 4. sıradayız. Yeşil mercimek üretiminde 4. sıradayız. Çörek otu üretiminde 3. sıradayız. Kuru soğan üretiminde ise 3. sıradayız. Tritikale üretiminde ise Çorum bölgesinde, Türkiye genelinde 1. sırada üretim gerçekleştirmekteyiz. Çorum çiftçisi çalışmaktadır. Ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ben bunu araziyi geziyorum. Arkadaşlarımızla defalarca bölge bölge geziyoruz. Yalnız bu sene üretimlerimizde %70'e varan şu anda görümünde hasarımız vardır kuraklıktan dolayı. İnşallah diğer ürünlerde biraz önce de ifade ettim. Nohut, mercimek, ayçiçeği, şeker pancarı, soğan açısında da bu yağmurlar çiftçilerimizin yüzünü güldüreceğini ümit ediyorum. İnşallah çiftçi için hayırlı olsun. Şimdi önüne de bir sıkıntı yok.